Herkese merhaba, ben Cihangir Yoga'dan Senem. Bugün hep birlikte bir başlangıç seviye C'ye bir ders yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Hadi hep birlikte matın başında buluşalım. Şöyle bir kontrol et. Matın en başına geldik. Ayakların arası kalça genişliği. Böyle ayağının dört kenarıyla da yere iyice basıyorsun. Bir minik şöyle karnı içeri doğru topla, alt karın toplu. Uttanasana. Kaldır kollarını yukarı, Uttanasana için. İki koltuk altını birbirine doğru çevir. Eğer omuzlar çok yukarı kalktıysa omuz başlarına, yuvalarına doğru oturt. Bir minik belki yasladın sırtı geriye. Eller kalbin önünden geçsin. Tam yol katlan bacaklarını, Uttanasana için. Burada dizlerini istediğin kadar bükebilirsin. Şöyle ellerin on parmak ucu yere gelene kadar katlan. Başı boynunda aşağıya doğru düşür. Birkaç derin nefes buradayız. Baktın iyisin, bir bacağın arkasını düzelt. Sonra diğerini düzelt. Birkaç nefes. Sonra aldığın nefesle yarı yola doğru açıl. Eller dizlerin altına doğru gelsin. Bakışlar ileride. Omurga uzun. Yine burada dizler hep mikro bükülü kalabilir. Çok düzeltmene gerek yok. Omuz başları geride. Şöyle bedenin iki yanında uzattığın bir yerdesin. Arda Uttanasana. Tekrar katlan bacaklarını, Uttanasana için. Başı boynu düşürdün. Eller gelsin bele. Uzun bir omurgayla doğru. Kaldır kolları yukarı. Uttanasana. Yine alt karın toplu yasladın sırtı geriye. Eller kalbin önünden geçsin. Tam yol katlan bacaklarını, Uttanasana için. Yarı yola doğru açılarda Uttanasana. Tekrar katlan bacaklarını. Eller gelsin bele. Uzun bir omurgayla doğruldun. Kaldır kolları yukarı. Uttanasana. Ver nefes. Katlan. Uttanasana için. Tekrar yarı yola doğru açıl. Arda Uttanasana. Sonra avuçlarını mata doğru yerleştir. İki büyük adım geri. Plank. Falak Asana. Şimdi burada bir hizaları kontrol et. Omuz başıyla el bilekleri aynı hizada olsun. Ayakların arasında kalça genişliği. Alt karın toplu, bele çöktüğün bir yerde değilsin. Bir minik kendini öne doğru yaylandır. Dirsekleri geriye doğru büküp yüzüstü gel komata. Ayakların üstünde uzattın geriye. Eller tam kalp hizasında kalsın. Omuz başlarını geriye doğru yuvarla. Cobra için aç göğüs kafesini. Gel tekrar yüzüstü yere. Bir tur daha. Al nefes, aç göğüs kafesini. Cobra Bhujangasana. Ver nefes. Gel yüzüstü yere. Bir tur daha. Omuz başları geride. Sanki böyle karnından çeneye kadar uzuyor gibi. Ver nefes. Gel yüzüstü yere. Tak ayak parmaklarını. Aşağı bakan köpek. Aşağı bakan da böyle ters bir V harfi gibi. Bir topuk aşağı yapabilirsin. Bir topuk yukarı. Birkaç nefes de buradayız. Belki al nefes. Boşalsın ağzından. Dizler aşağı bakanda da hep bükülü kalabilir. Hatta bir minik şöyle bel çukurunu oluştur. Sanki popoyu dışarı çıkardın gibi. Alt karın da içeride. Baktın iyisin, sonra bacakların arkasını düzeltebilirsin. Topuklar yere değmese de olur. Bakışlar tekrar ellerin ortasında. İki büyük adımla geldim matın başına doğru. Yine ayakların arası kalça genişliği olsun. Bir kontrol et. Önce yarı yola doğru açıldın. Arda Uttanasana. Omuz başları geride. Tekrar katlan. Uttanasana. Eller gelsin bele. Uzun bir omurgayla doğrul. Kaldır kolları yukarı. Uttanasana. Eller kalbin önden geçsin. Katlan. Uttanasana için. Yarı yola doğru açıl. Arda Uttanasana. Tekrar avuçlarını yerleştir. İki büyük adım geri. Plank. Falak Asana. Hemen hizaları kontrol et. Omuz başı, el bilekleri aynı hizada. İşaret parmakları da birbirine paralel. Kendini öne doğru yaylandır. Dirsekleri geriye doğru büküp yüzüstü gel kol. Ayakların üstünde uzattın geriye. Omuz başlarını geriye doğru yuvarla. Cobra için aç göğüs kafesi. Ver nefes. Gel yüzüstü yere. Tak ayak parmaklarını. Aşağı bakan köpek. İhtiyacın varsa al nefes. Boşalsın ağzından. Tekrar iki büyük adımla gel matın başına. Önce katlandığın Uttanasana. Sonra aldığın nefesle yarı yola doğru açıl. Arda Uttanasana, yine bedenin iki yanını uzattın. Katlan Uttanasana için. Eller gelsin bele. Uzun bir omurgayla doğru. Kaldır kolları yukarı. Uttanasana. Eller kalbin önünden geçsin. Katlan Uttanasana. Yarı yola doğru açılarda Uttanasana. Avuçlarını yerleştir tekrar.
iki büyük adım geri, plank falakasana. Artık hizaları biliyorsun. Öne doğru yaylan, gel yüzüstü yere. Ayakların üstünü uzattın. Cobra için aç göğüs kafesine. Aşağı bakan köpek. Alçak hamle için sağ ayağını sağın içine doğru yerleştir. Şu ellerinin bir on parmak ucuna doğru gel, aç göğüs kafesini karşıya. Kontrol et, ayakların arası kalça genişliği olsun, gerekiyorsa sağ ayak birazcık sağ. Sonra sol dizi yerleştir yere. Bir minik de bak, dizi kalçanın gerisine doğru yerleştirdim. Doğrul, eller gelsin kalça kemiklerine. Şimdi buradayken yine biraz böyle alt karnı topladım, sanki kuyruğu içeri alır gibi. Eller gelsin kalbin önüne, Anjali Mudra. Al nefes uzadı. Verdiğin nefesi sağa doğru çevir. Sol dizi tak sağ dizinin dışına. Şöyle avuçlar üst üste namaste. Sırtını geriye doğru yaslıyorsun. Bakışlar ya karşıda bir noktada. Gerekiyorsa şu sağ ayak parmağına doğru da alabilirsin. Birkaç nefes buradayız. Sonra gel tekrar ortaya. Eller yere. Aşağı bakan kıl. Diğer taraf için sol ayağını yerleştir. Sol elin içine. Yine önce ellerin on parmak ucuna doğru gel. Hiç acele etme. Sağ ayak biraz sağ. Sağ dizi yerleştirdi yine baksana. Doğrul. Eller gelsin. Kalça kemiklerine doğru. Yine şöyle alt karın toplu. Eller Anjali Mudra. Verdiğin nefesle bu sefer sola doğru çevir. Sağ dirseği tak. Sol dizin dışına. Bir tık böyle kendini derinleştirebilirsin. Avuçlar namaste. Yasta sırtı geriye. Yaparken anlatmak çok zormuş. Biraz şöyle nefesler rahat aksın. Çok sıkışık bir yerde de kalma. Omuz başları hep geri. Tekrar gel ortaya. Eller yere, aşağı bakan köpek. İhtiyacın olduğu zaman her zaman al burnundan nefes, boş ağzını az. Şimdi sağ ayağını tekrar sağın içine doğru yerleştir. Bir ellerini on parmak ucuna doğru gel. Kontrol et, ayakların arası kalça genişliği. Bu sefer sol diz havada, yine alt karın toplu. Doğrul, eller gelsin kalça kemiklerine. Bacakları birbirine doğru tonladın, biraz böyle yükselt kendini. Bakışlar sabit, kaldır kolları da yukarı, tam yüksek hamle için. Yine böyle her şeyi merkeze topladın, oradan yasa sırtı geriye. Eller yere, aşağı bakan köpek. İhtiyacın varsa al nefes, boşalsın ağzına. Diğer taraf için sol ayağını yerleştir, sol elin içine. Ellerini on parmak ucuna doğru gel. Yine ayakların arası kalça genişliği. Doğrul. Eller gelsin bele doğru. Bu sefer böyle sol kalçayı geriye toplarken sağ kalçayı ileri doğru gönderiyorsun. Yine kuyruk içeride. Kaldırdın kolları yukarı, yüksek hamle. Ve sağ arka bacak dümdüz, çok güçlü. Olabildiği kadar. Eller gelsin yere. Aşağı bakan köpek. Bu sefer sağ ayağını iki elini tam ortasına doğru yerleştirdin. Arkadaki ayak tabanı devirdin. Şöyle bir kontrol et. Öndeki ayağın topuyla arkadaki ayağın iç kavisi sanki bir çizgi hizasında gibi. Sağ elinin beş parmak ucunu al sağ ayağın içine. Sol ile al kalçaya doğru. Şöyle omuzunla dizin birbirine destek olsun. Yansa sırtı geriye. Baktın iyisin. Kaldırdın sol kolu yukarı. Gönder başın tepesinden ileri doğru. Parşva konasını. Bu gönderdiğim kolum var ya, onu koltuk altında biraz kendine doğru çeviriyorsun. Bakışlar boynunu rahat ettiği bir yerde. Birkaç derin nefes. Tekrar eller gelsin yere. Aşağı bakan köpek. Ne var ki, al nefes, boşalsın. Diğer taraf, sol ayağını yerleştirdin, kendini tam ortasına, arkadaki ayak tabanı devirdin. Öndeki ayağın topu arkadaki ayağın iç kavisiyle aynı hizada. Sol elinin beş parmak ucunu al sol ayağın içine, sağ el gelsin kalçaya. Yasladın sırtı geriye. Burada da kalabilirsin. Belki kaldırdın sağ kolu yukarı, gönderdin başın tepesinden ileri doğru. Parşva konasın. Nefesler rahat aksın.
Eller gelsin yere. Aşağı bakan köpek. Hep böyle aşağı bakanla da iki koltuk altını birbirine doğru çevir. Omuzlar kulaklardan uzaklaşsın. Tekrar sağ ayağını yerleştir. İki elini tam ortasına. Arkadaki ayak tabanı devirdin. Bu sefer sağ elin ayak bileğinde alt bacağında nasıl rahatsan. Sağ bacağı düz at. Sol kolu al beline. Kaldır sonra yukarı doğru. Trikonasana. Hafif böyle kalçaları ortaya doğru toparla. Yaslayını sırtı geriye. Çene de biraz göğüs kafesten uzaklaşsın. Nefesler rahat. Eller yere, aşağı bakan köpek. Yine diğer taraf için. Sol ayağını yerleştir, iki elini tam ortasına. Arkadaki ayak tabanı devirdin. Sol eli bu sefer sol ayak bileğinde, sol bacağı düzelt. Sağ kolu kaldır yukarı. Trikonasana. Kalçalar ortada. Yasladın sırtı geriye. Şöyle omuzlar üst üste olabildiği kadar. Aşırı bir çizgi hizasında olmana gerek yok ama bir minik dikkatin oralarda da olsun. Eller yere, aşağı bakan köpek. Sonra dizlerini yerleştir mata. İstersen şöyle dizlerin arası mat genişliği ya da birleşik. Kalçayı da gönder topuklara çocuk pozu için. Kollar ileride de kalabilir. Şöyle kalçanın gerisine de alabilirsin. Omuzlar rahat olsun. Belki kalbin arkasına doğru al bir nefes. Boşalsın yine ağzını. Tekrar uzat kollarını ileri doğru. Şu ellerine matı çek. Ve yerleş aşağı bakan köpek için. Şimdi pigeon'a gideceğiz. Sağ alt bacağını, kaval kemiğini ellerin arkasına doğru yerleştirdin. Sol dizinde matında. Burada alt bacak illa böyle matın önüne paralel olmak zorunda değil. Topuk biraz kasığa yakında olabilir. Derinleşmek istiyorsan sol dizi geriye doğru gönder. Sonra ellerini gel on parmak ucuna. Hafif böyle bir kontrol et. İki kalça kemiği yan yana mı? Yine iç bacaklar birbirine doğru tonlu. Uza yukarı. Birkaç nefes. Omuz başları da geride. Baktın iyisin. Alt kollarına doğru gel. Hala böyle sağ kalçayı geriye doğru toparlarken sol kalça ileri. Gerekiyorsa sol ayak parmağı şöyle takılı kalsın batağa. Bir kontrol et kalçanın arkası, dizin arkası, topuk aynı hizada mı? Başı boyuna böyle taşıdığın bir yerdesin. Tekrar avuçlar gelsin yere. Sol diz bir minik öne, gönder sağ bacağı geriye. Aşağı bakan köpek. İstersen salla rahatlat. Şöyle dizi bük, iki kalçayı üst üste aç. Tekrar gelsin sağ ayak yere doğru. Diğer taraf için sol alt bacağını yerleştir ellerin arkasına. Sağ dizin matında bu sefer. Ellerini gel on parmak ucuna. Gerekiyorsa sağ dizi biraz daha geriye doğru kaydır. İki kalça kemiği yine matın kısa kenarına paralel. Önce bir ellerin on parmak ucundasın. Sonra gel tekrar alt kollara doğru. Yine sağ ayak parmağı geride takılı. Çok rahatsan uzatabilirsin ayağını geriye. Ama böyle çok alt bacak dönmesin, ayak bileği dönmesin. Bir hizalarını kontrol et. Tekrar eller gelsin yere. Sağ diz öne, sol bacak geriye. Aşağı bakan köpek. Yine dizi büküp kalçayı rahatlatabilirsin. Sonra gelsin sol ayakta yere doğru. Buradan bir gel dört ayağına. Şimdi bir hizalarını kontrol ettiğini, omuz başıyla el bilekleri aynı hizada ya. Sonra ellerinin olduğu yere alt kollarını yerleştir. Buradan bir ters duruş olan dolfine gideceğiz. Omuz başıyla dirsekler aynı hizada, şöyle omuz, ellerinin dirseklerinin arası da gerçekten tam omuz genişliği olsun. Böyle çok geniş bir yerden ölçme. Çözdün kolları, parmakları birbirine kenetledin. Şu altta kalan küçük parmak var ya, onu da içeri doğru aldın ki burası düz bir zemin olsun diye. Eller sıkı bir yumruk.
Bakışlarda dirseklerin ortasına. Ayak parmaklarını tak, dizlerini kaldır yerden. Şimdi benim burada daha yerim var. O yüzden birazcık öne doğru yürüdüm. Topuklar havada. Bakışlar dirseklerin ortasında. Birkaç nefes buradayız. Böyle iki koltuk altını çevir birbirine. Yeri iyice ittin bir yerdesin. Belki sağ bacağı dümdüz kaldır yukarı. Ayak point. Sağ ayak gelsin yere. Sol bacağı dümdüz kaldır yukarı. Yine alt karın toplu bak. Sol ayak yere. Dizler yere. Tekrar kalçayı gönder topuklara. Çocuk pozu için. Tekrar kolları uzat ileri doğru. Avuçlar yerde. Aşağı bakan için kalçayı gönder geriye. Şimdi biraz üst bacakları açacağız. Sağ ayağını yerleştirdin sağın içine doğru. Sol dizin matında dizi geriye doğru koydun. Sol avucu yere doğru bas. Sağ el al kalçaya doğru. Sırtını yasladın geriye. İstersen burada da kalabilirsin. Eğer yakalayabiliyorsan sağ elinle sol ayağın bak iç kenarından yakaladın. Topuğu kalçaya doğru yaklaştırdın. Burada böyle göğüs kafesinin öne doğru olup kendini sıkıştırdığın bir yerde değilsin. Omuzlar üst üste yine kalp olabildiği kadar açık. Birkaç nefes buradayız. Böyle hissiyat olarak da üst bacağını ileri doğru gönderiyorsun sanki. Derinleşmek istiyorsan sol alt koluna da inebilirsin. Elini ayağa bırak. Eller yere. Aşağı bakan köpek. Diğer taraf için sol ayağını yerleştirdin. Sol elin içine. Sağ dizin matında bu sefer. Dizi geriye doğru kaydır yine. Sağ ucu bastın. Olabildiği kadar omuzunla aşağı yukarı aynı hizada. Sol elde gelsin kalçaya. Yine burada da kalabilirsin. Yakalamak istiyorsan hemen yakala. Kramp girmesin. Sol elinle sağ ayağın içinden yakaladın. Topuğu kalçaya doğru çek. Yine burada da kalabilirsin. Ya da gel direkt alt koluna doğru. Yasladın sırtı geri. Sonra çözün tekrar. Eller yere. Aşağı bakan köpek. Omuzlarını taşıdın el bileklerin üstüne doğru plank. Dirseklerini geriye doğru büküp yüz üstü gel kol mata doğru. Buradan da döneceğiz sırt üstüne. Çoğu bitti sayılır. Şimdi burada dizler bükülü. Ayak tabanları yerde kalsın. Üç tane köprü yapacağız. Yine ben aşamaları anlatacağım. İstediğin aşamada kalabilirsin. Başın tepesi tam yerde. İşte ayakların arası kalça genişliği. Ben böyle çok yaklaştırmayı sevmiyorum kendime. İstersen böyle dizlerle ayak bilekleri aşağı yukarı aynı hizada. Bir minik şöyle kalçayı yere doğru bastır. O bel çukuru var ya sanki onu da mata doğru bastırdığın gibi. Avuçlar da kalçanın iki yanında. Sonra kaldırdın kalçayı yukarı. Şu omurları da tek tek sıyır. Başın arkasıyla da matı it böyle çene göğüs kafesinden uzaklaşsın. Ve iç bacaklar böyle dizler yanları açılıyorsa ortaya doğru toparla. İnerken de omurlarını tek tek dizdin. Şu en son kuyruk sokumunu uzatarak tekrar yerleştirdin mata doğru. Bir tur daha. Kaldırdın kalçayı yukarı. Omurlarını da tek tek sıyırdın. Yine burada da kalabilirsin. Eğer iyisen şu kürek kemiklerini birbirine doğru yaklaştır. Ellerini kalçanın arkasında ör. Yine başın arkasıyla matı it ama çene göğüs kafesinden uzaklaşsın. Biraz daha topla her şeyi ortaya. Kaldır kalçayı yukarı. Elleri çöz. Omurları diz. Yine kuyruk sokumunu uzatarak yerleştirdin mata doğru. Bir tur daha. Yine kaldırdın kalçayı yukarı. Omurları da sıyırdın. Bir önceki tur yaptıysan yine ellerini kalçanın arkasında ör. Belki bu sefer ayak parmak uçlarına doğru da gel. Şu topukları da sıyırdın. Yine ama başın arkasıyla matı itmeye devam. Sağ bacağı karnına doğru çek. Dümdüz kaldır yukarı. Sağ ayak gelsin yere. Sol dizi karnına doğru çek. Sol bacağı dümdüz kaldır yukarı. Ayak yere. Ayakları yürüt ileri. Elleri çöz. Omurları diz. Kalçayı koy tekrar yere doğru.
Sonra iki dizi birden karnına doğru çek. Çok yoğunluk hissetmiyorsan. Belki sallan. Ya da böyle sabit kal. Kuyruk sokumunu bastırma ta. Birkaç nefes dinle. Oradan da sağ tarafa doğru devril. Ellerin desteğiyle gel bir otur şu. Şöyle matın önüne doğru uzattım bacakları. Artık böyle soğuma kısmına geçtik diyebiliriz. Şimdi sol dizi bük. Ayak tabanı önce yerde kalsın. Sonra sol ayağı atla sağ bacağın üstünden. Sağ kolunla da sarıl sol dizine. Şöyle sol elinin beş parmak ucu da kalçanın arkasında omurgana destek olsun. Arda Masyandıras. İşte sol omuz başında biraz geriye doğru yuvarladın. Bak ister boynun rahat ettiği bir yerde kalsın. Birkaç nefes. Sağ topuk yerde böyle ayak parmakları da yüzüne doğru aktı. Yine göz ucuyla bak böyle eklemler aynı hizada. Gel tekrar ortaya. Uzat sol bacağı ileri. İstiyorsan salla rahatlat. Diğer taraf. Sağ dizi büktün. Atlattın bu sefer sol bacağın üstünden. Yine omurga uzun. Sol kolunda sarıldın sağ dizine. Şu elinin beş parmak ucu kalçanın arkasında. Omurgana destek olsun. Arda Masyandıra sana. Yine sağ omuz başını yuvarladın geriye. Artık belki gözleri kapat ya da bakışlar bir noktada sabit. Sabitse de biraz yumuşasınlar. Ve her nefesle bir minik daha böyle çevrilmeni derinleştir. Olabildiği kadar. Gel tekrar ortaya. Uzat iki bacağı da. Salla rahatlat belki. Şimdi bu sefer iki dizi birden büktün. Ayak tabanları önce yerde. Sonra ayak tabanlarını birleştirdin. Badakona sana yapacağız. İstersen topukları biraz uzaklaştır kendinden. Böyle çok aşırı yoğun hissediyorsan. Baktın iyisin. Topuklar biraz kasıklara yakın olsun. Şöyle kalça kemiklerine bir mata doğru sabitle ayak bileklerinden yakaladın. Omurga uzun. Birkaç nefes buradayız. Ve böyle dizler yere doğru ağırlaşmak zorunda değil. Hatta sanki böyle kasıklarda iki yöne doğru gönderiyorsun gibi. Sonra verdiğin nefeste katlan. Öne doğru tam badakona uzan. İstiyorsan elleri çoğal. Şöyle alt kollar gelsin yere. Ya da ellerini on parmak ucunda sıyı ile omurga uzun omuz başları geride. En son belki başı boynu bırakabilirsin biraz. Odaya geliyor sinir sistemine. Birkaç nefes de buradayız. Ve böyle tüm öne katlanmalarda aslında dikkat hep kalça kemiklerinde olsun. Oradan geliyor çünkü uzama. Ve ne kadar ileri gittiğimizden ziyade işte zemin ne kadar sağlamsa açılmada o kadar etkili oluyor diyebiliriz. Doğrul tekrar. Ellerini desteğiyle bacaklarını kapat. Uzat tekrar ileri doğru. Yine sallayıp rahatlatabilirsin ihtiyacın varsa. Şimdi son bir öne katlanma yapacağız. Paşimottanasana sana. Bence böyle ayakların arası kalça genişliği olsun. Çok rahatsan birleştirerek de kullanabilirsin. Ben kalça genişliği yapacağım bugün. Bir minik kalçayı kaldır şöyle çok hafif geriye doğru gönder. Üst bacaklar çok kasılı olmasın, rahat olsun. Yine omurga uzun, ayak parmakları da yüzüne doğru aktif. Uzayarak katlandın tekrar bacaklara doğru. Ellerin on parmak ucunda kalabilirsin. Şöyle alt bacaklardan yakalayabilirsin. Çok gidebiliyorsan ellerine belki ayakların iki dış kenarından yakala. Gidebildiğin kadar öne doğru katlan. Sonra yine başı boynu düşür. Paşimottanasana. Bu böyle uzama hissini koruyarak her nefesini. Al nefes, belki bir minik uzat kendini. Verdiğin nefeste tekrar derinleş pozun içinde. Çok hareketli bir yerde de olma. Biraz böyle aynı hizada sabit kalmak da fasyanın açılmasına yardımcı oluyor. Zaten kaldıkça da derinleşiyorsun. Sonra doğrul tekrar. Ellerin desteğiyle
Ve gel rahat bir otur. Şöyle bir nefes çalışması da yapalım. İstersen burada böyle kalçalı altta bir yükselti alabilirsin. Evde minder olur, blok olur. Ya da böyle matı ikiye katlayıp oturabilirsin ki omurga uzun rahat olsun. Çok kısa bir nefes çalışması. 5 al, 10 ver. 3 tur yapacağız. Ben seni yönlendireceğim zaten. Eğer rahatsan başlayalım. Gözler açık ya da kapalı da olabilir yine. Nasıl rahatsan hiç fark etmez ama açıksa da şöyle bir yere sabit de biraz bakışlar yumuşasın. İstersen avuçlar tavana doğru dönük. Şöyle dirsekler rahat, omuzlar rahat. Burnundan al rahat bir nefes. Boşalsın ağzını. Tekrar. Burnundan al rahat bir nefes. Boşalsın ağzından. Şimdi dudakları kapat. Burnundan al derin, rahat bir nefes. Burnundan boşalsın. İtip çekmeden. Şöyle yavaşça ağır ağır. Almaya başla nefesi burnundan. 5, 4, 3, 2, 1. Ver burnundan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar al nefes. 5, 4, 3, 2, 1. Ver nefes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al nefes. 5, 4, 3, 2, 1. Ver nefes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar al belki rahat bir nefes. Boşalsın ağzını. Bir tane daha ihtiyacın varsa al burnundan rahat bir nefes. Ağzından böyle kendiliğinden boşalsın. Alır alır. Sonra böyle çok kısa bir meditasyon için oturuşuna devam et, devam istersen tabii ki devam etmek istersen. Şöyle bir gezdir dikkatini oturuşuna, kalça kemikleri belki alt bacaklar yere ağırlatsın. Omurgayla böyle başının tepesiyle de uzuyorsun. Ve dikkat iki burun deliğine doğru gelsin. Bu hiçbir şeyi de değiştirmeyen, giren ve çıkan nefeslerini çok kısa gözlemliyorsun. Aklına bir şey gelebilir, gelecek zaten, çok normal. Olabildiği kadar. Yine dikkati alıp nefesine getirebiliyor musun? Sadece bu kadar. Nefesler giriyor, nefesler çıkıyor. Dikkat bir yerlere gittiyse tekrar alıp getirmeye çalış. Birkaç nefes için daha. Sonra son dinlenme pozu Shavasana için uzan mata doğru. Şöyle bacakların arası mat genişliği kadar açık olsun. Kollarını da açık yana. Ve artık şöyle ayak parmaklarından hatta başının tepesinden daha doğrusu ayak parmaklarına kadar sıktığın kastığın bir yer kalmasın. Tüm bedenin ağırlığını yere doğru bırak. Shavasana.
Dikkat tekrar bedenine doğru getir. Canlansın nefeslerde. Sanki böyle çok küçük hareketler. Parmakları da kıpırdat. El parmakları, ayak parmakları. Şu el bilekleri, ayak bilekleri hoşuma gidiyor benim. Sonra belki gerin, esne, şöyle açıl. Yavaşça tekrar iki dizi birden karnına doğru çek. Belki sallan sağa sola ya da böyle sabit bir yerde sarıl dizlere. Oradan da bir tarafa doğru devril. Böyle olsan gözler kapalı. Omurga uzun bir oturuşa yerleş tekrar. Avuçları da birleşti kalp merkezinde tekrar Anjali Mudra. Al burnunu oynar rahat bir nefes. Boşaltırken de başı düşür kalbe doğru. Teşekkür et bedenine, pratiğine. Ben de teşekkür ederim. Bu C1 pratiğini benimle paylaştığınız için. Namaste. Yine bu pratiği istediğiniz zaman yapabilirsin. Sabah, akşam. Kanalda başka videolar da var. Tekrar görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın.